Geyik mi? Geyik, evet. Herkes. Diğer. Gece kamerasını yerleştirirsek o zaman. Hı-hı. Belki görebiliriz. Ben neulich mit Robin im Wald und da habe ich 10 Stück gesehen. 10 Stück? Ja, 10. 10 tane geyik. Evet. 10 kişi. Kişi değil, kişiler insan için kullanılır. Es gibt keine Wolke, nur die da. Ja. Ah, dort auch eine kleine Wolke. Mach mit die anderen, ja? Das ist ein bisschen besser. Ja. Ben Robin'i tutarım. Sen şundan yap. Gerçekten eğlenceli. Ne yapıyorum? Şundan yap. Bisiklet. Tabii. Yemek sebep yemek yemeğimi getiriyor. Kargocu. Kargocu geliyor. Kannst du mich auch filmen? Evet.
struck down in the middle of it. I built up something to destroy. Für einen Gameboy. Kennst du den Gameboy? Ja, ich kenne es, aber ich habe nie gespielt. Okay. Und wie funktioniert es jetzt? Ja, dreht sich ab. Ist das kaputt gegangen? Glaube ich nicht. Gece kamerası kuralım diye heveslenmiştim ama. Buradaki dallardan falan problem olur mu? Şu dal mesela. Kann sein, wenn es, wenn der Wind weht, kann das den auslösen. Siehst du das rote da? Mhm. Das heißt, dass er jetzt gerade Infrared ışık mı? Genau, das können die nicht sehen. Geyikler bunu göremiyor mu? Ha? Aa. Evet, die können nicht rot sehen. Die Tiere können dieses Licht nicht sehen, meinst du? Genau, die meisten Tiere können nicht rot sehen. Robby işi de göremiyor, değil mi? Evet. Tamamdır. Yani ben gidiyorum. Teşekkür ederiz kamera kurulumu için. Üşüdüm. Tschüss. Viel Spaß. Mein Handy dabei. Ich hab's vergessen. Ich gebe dir mein Handy. Dried out in a summer that I didn't know what I was waiting for. Dur ses, internet gitti. İyi, internete bağlı değilim. Dedi ya oraya bir şey yakalamış sadece. Hayvan. Evet. Mersem Robin'in ayağıymış o. Robin'in ayağını sincap sandın. Klar gibt es eine Bandbreite. Ja? Manche sind billiger, manche sind teurer. Das ist keine Frage. Ich bin mir nicht sicher. Ich möchte ihn endlich mal verwenden. Tarif de dedi ki food prosesörle yapabilirsin. Amerika'da tarif de, tarif diyor, o yüzden. Ne kadar çok labne giriyor. Ya. Yumurta da çok fazla, değil mi? Evet. Deli gibi koydum. Deli gibi. Kaç tane? 7 tane yumurta. Uf. Übrigens, burada feta kezi var. Var mı? Spagettinin için, evet. Senin spagettin. Her yerde dönen TikTok'tan meşhur feta peynirli dolma makarnasosu tarifini yapalım dedim. Hayır. Krema. Gut, schau mal mal, was der kann, dieser food processor. Bir şey söyleyeceğim, ben biraz korkuyorum çünkü bu zaten çok doldu. Çok ilginç olacak. Niye deney yapmayı tercih ettin Rabbi? Hmm. Ein tablespoon. Ah, şeker değil. Çok tuz. Bir kaşık tuz mu? Evet, çok tuz koymam lazım. Vay canına. Bak çok. Biraz tuzlu o yüzden. Anlıyor musun? Anlamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Hangi tarifte bir çorba kaşığı olabilir? Çok. Like you said, more salt than usual. Peki ama yeterli şimdi. Bir şey soracağım. Ya benim. This is okay. Mach dir keine Sorgen. Tuzlu sansevasya yemek istemiyorum. Eğer olmazsa hepsini sen yersin. Hepsini. Tamam. Buzdolabında ne kadar beklemesi gerekiyor? Beklemesi gerekiyor mu? 4 saat. 4 saat mi? Gece mi yiyeceğiz? Ben gece kalkar yerim. Olabilir.
Bu tarifle ilgili düşüncelerin neler? İspanya halkından korkuyor musun? Ya tarif güzel olmazsa? Boş ver ya. İspanyalı değilim. Boş ver. Bir sonraki yemeğimiz şu olabilir diye düşündüm. Öneriler şunlardı. Lahmacun, hatırlayabildiklerim. Ali Nazik, perde pilavı. Bir de tavana atmalı çiğ köfte var. Favorim. Bir şey anlamayınca ben. Makinası temizleyebiliyor musun? Makinası mı? Makinayı. Kaç dakika pişecek? 25 sadece. Çok hızlı ve çok Sehr heiß. Ich habe eigentlich das einfachste Wort der Welt vergessen. Ama ne o zaman? Kelime neydi? Soğuk. Az sıcak, çok sıcak. Hadi Bismillah. Hadi bakalım. Ich würde sagen, wir stellen ihn Bu raus. eldivenler çok komik duruyor. Er kocht in 10 Minuten und er muss 4 Millionen Jahre Selamlar, Yeleğim mi ben? Bu sefer balkondayız, birazcık mekan değişikliği olsun dedim. Azıcık da böyle nefes alayım. İçerideydim sabahtan beri, Robiş'le de dışarı çıkmadım. Bu videoda da böyle kameraya karşı hiçbir şey söylememişim. Editlerken fark ettim. Birkaç tane not aldım, onlardan bahsetmek istiyorum. Galiba şu anda sesim yankılanıyor. Kediler de yok. Robin'in ablası yanına aldı, bir hafta tatildeler. Sesim yankılanıyor galiba ama. Ve kapatayım mı? Bu sineklik bir etki yapmaz ki. Neyse, devam ediyorum. Öncelikle ilk bahsetmek istediğim şey bir gece kamerası. Gece kamerasını kurduk ama sensöründe mi bir problem var, ne oldu? Yani bir kere bir Robin'i çekmiş, bir beni çekmiş. Senin ceylanları, tavşanları, ceylan değil, geyikleri, tavşanları çekmen gerekiyor makine. Ne yapıyor belli değil. Sensöründe bir bozukluk olabilir dedi Rafi. Ya da şu olabilir, bahçe tarafına gelmiyorlar, ormana belki kurmamız gerekiyor makineyi. Çok heyecanlıydım, çok heveslendim. İlk gün böyle bir heyecan koştum makineye ne çekti diye, hiçbir şey. Robin'in ayağı ve benim böyle kafam. O birazcık hayal kırıklığı oldu. İkinci bahsetmek istediğim şey, geçen hafta cumartesi günü okuma maratonuydu. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Ben böyle birazcık yavaş okuyorum falan derken kitabı bitirebildim gerçekten. Mustafa Kutlu Nur kitabını okuyordum. Almanca kitabımı okuyamadım. Gizli Bahçe okumaya devam ediyorum. Çocuk kitabı aslında. Hatta filmi de var. Ama ben izledim mi izlemedim mi hatırlamıyorum. Bir yerden de hikaye de tanıdık geliyor. Duydum herhalde bir şekilde ama hikayenin devamını bilmiyorum yani. En azından spoiler kendi kendime vermemiş olacağım. Nur kitabı hakkında çok kısa yorum yapmam gerekirse ne diyebilirim? Sanki bir kitap okumadım da böyle bir misafirliğe gittim. Birisi bana, böyle hikaye, kıssadan ise anlatmayı seven birisi bir hikaye anlattı gibi geldi. Sanki ben kitap okumadım. Dolayısıyla aslında kitap akıcıyken, hani bu akıcı olmasına yardımcı olurken bu hikaye anlatış biçimi, anlatımda bence birkaç sorun oluşturdu. Örneğin aklımda kalan şey, bir noktada çok önemli bir hastane odasında bir şey oluyor. Hani spoiler vermeyeyim okuyacak olanlar için. Hemşireler içeri giriyor. Şimdi orada çok önemli bir durum var. Falan filan maalesef benim de konuşurken çok kullandığım kelimeler ama kitapta böyle çok önemli bir noktada. Başka bir şey olsa neyse, başka birinin sözü olsa neyse, mesela işte X kişisi falan filan dedi işte. Şu an örnekte bulamadım. Ama o noktada anlatıcının, yazarın direkt böyle hemşireler falan hemen odaya girdi demesi o anda beni çok irite etti. Anlatım tarzı açısından buna takıldım. Konu olarak da din ve birazcık tasavvuf olduğu için şunu fark ettim. Böyle eleştirme ya da herhangi bir yorum yaparken insan yanlış bir şey demekten korkuyor. O yüzden hem bu tarz kitap yazmak zor diye düşünüyorum hem de eleştiri de bu açıdan sanki zorlaşıyor gibi geldi benim hissiyatım. Gizli Bahçe okumayı dediğim gibi devam ediyorum. Başka ne diyecektim? Mart ayında okuma maratonu için önceden tarihleri belirleyeyim diye düşündüm. Ayda iki kez yeterli gibi geldi. Hani daha fazla da yapabiliriz aslında ama fazlası da böyle sıkmasın diye düşündüm.
Ve son olarak Discord'da iki kez yaklaşık 20-25 kişi, ilk seferde 25 kişi kadar vardı. Sonrasında dünkünde galiba 14-15 kişiydik sona doğru. İki tane film izledik. Bir bu videonun başında gördüğünüz kazı filmi. İkincisi de dünkü benim aslında çok sevdiğim fantastik film sevenlerin kaçırmaması gereken fantastik filmi sevmeyenlerin de aslında sevebileceği türde bir film. Yıldız Tozu izledik. Hem güldürüyor hem böyle içerisinde... Karga bana sus diye herhalde artık. Yeter konuştuğun. Köpek ya da. Gidiyorum, az kaldı. Katılanlara çok çok teşekkür ediyorum. Eğlenceliydi böyle filmin sonunda birazcık konuşuverdik. Ama şey gibi de hissettim. Böyle sanki online ders yapıyorum öğrencilere işte. Sence nasıldı film falan gibi soruyorum diye de hissettim. Belki ilerleyen zamanlarda tekrardan beraber film izleriz. Bir de tekrardan Normal insanları izliyorum. Sevdim mi, sevmedim mi? Arada kaldım. Tamam. Gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Dondum zaten, artık gideyim, yeter bu kadar oturdum. Bak, kitabımı da gösterecektim. Getirdim, burada kaldım.